Merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce bildiğiniz üzere Factoring Design ve Taguchi metodunu kullanmıştık. Bunlar nedir? Kısaca bahsedersek deneysel tasarım, DOA dediğimiz Design of Experiment. Yani elinizde bir değişkenler var ve bu değişkenlerin sonucunda belli bir üretim planına erişmek istiyorsunuz. Belli bir üretim değerine erişmek istiyorsunuz. Buna erişmeniz için de yapmanız gereken bazı deneyler var. Bu deneyleri siz deney ortamında yani fabrikada yapmadan bunu bilgisayar üzerinde simüle edebiliyorsunuz. Ve bu simülasyon sonucunda da doğru değeri tespit etme şansınız var. Bunun için de R kare ve P değerleri gibi teknikleri de yorumlama anlamında kullanıyoruz. Kurduğumuz modelin başarılı olup olmadığını denemek için. Bugün konumuz benim de çalışma son dönemde çalışma alanlarından bir tanesi olan şöyle resmini de açalım. Powder Base dediğimiz toz metalürjisi üretiminde malzeme üretimi, demir üretimi, iron powder üretimi üzerinden malzeme üretmek. Şimdi bu tabii ki toz metalurjisi, Türkçesi dediğimiz yöntem, malzemelerin toz ebatlarında sıkıştırılarak, belli işlemler geçirilerek bir metal parça üretilmesi anlamına gelmektedir. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz bir proses görseli. Bunu ben ResearchGate'den bir çalışma üzerinde aldım. Şöyle bakalım. Burada kullanılan malzemeler copper, iron, alüminyum gibi malzemeler var. Bunlar karıştırılarak mixing dediğimiz lubricant mixture diyoruz biz buna. Lubrication in mixture. Bu proses parametresidir. Buradan sonra form ediliyor. Bu form etmemiz sıkıştırma yani malzemenin şeyin içerisine yerleştirilmesi kalıbın içerisine daha sonra press panelimiz aynı şekilde gördüğünüz gibi bununla birlikte repressing dediğimiz bu tekrar presleme. Normalde aslında biz burada press diyoruz ama presledikten sonra sintering aşaması var. Bu ısıt işlem süreci sıkıştırıldığı ısıt işleme maruz kalıyor. Burada bekleme süreleri var. Tabi burada gaz da veriliyor. O gaz nem şey dengesi sağlanıyor. O nem dengesinde malzemede sorunlar çıkmaması için. Keza form aşaması, forming yani press aşaması, malzemede boşluk kalmaması, delik kalmaması, gözenek kalmaması gibi uygulanan şeyler. Daha sonra tabii burada eğer malzemede tekrar bir sorun var ise tekrar presleniyor vesaire. Size işlemi, boyutlandırma aşaması, makinede işlem görme aşaması, birleştirme aşaması, birbirine bağlama aşaması, plating tabii ki burada şey, malzemeye siz bir şey veriyorsunuz, akım vererek malzeme üzerinizi kaplıyorsunuz. Onun dışında yine aynı şekilde yağlama aşaması, buhar aşaması, ısının tekrar verilmesi malzeme gibi seçenekler de mümkün. Ancak bizim çalışmamızda bunlar geçerli değil. Diyeceksiniz ki neden? Bunlar da birer proses parametresi. Ancak bu proses parametreleri müşteri odaklı proses parametreleri. Yani malzemenin görmesi gereken işlemler şurada bitiyor. Bundan sonraki işlemler tamamen malzemenin müşterinin isteğine göre malzemede yapılacak değişikliklerden dolayı uygulanan işlem. Dolayısıyla biz bunları kalite odağımız olarak görmüyoruz. Çünkü bunlar müşterinin isteğine göre değişiyor. Bundan bahsettikten sonra biz Minitab yazılımımıza giriyoruz ve değişkenlerimizi tek tek yazıyoruz. Neler var? Öncelikle size of iron powder. Daha sonra neyimiz var? Lubrication in mixture. Bu değişkenleri değerlerini ve değişkenleri neye göre belirlediğimizden de bahsedeceğim ama öncelikle değişkenlerimize hemen gireyim. Pressure
NPA dediğimiz baskı, burası basınç. Compaction, burası da ısı, temperature. Daha sonra sinter, temperature. Burada ısıl işlem süreçleri. Keeping time da yine aynı şekilde sintering, yani ısıl işlem süreçlerinde bekleme zamanı. Bu kadar. Değişkenlerimiz bunlar. Şimdi arkadaşlar, bu değişkenleri biz nelere göre belirledik? Tabii ki bunlar akademik yayınlara göre bakıyorsunuz. Akademik yayınlarda yapılan araştırmalara göre, sonuçta yaptığımız çalışmanın bir akademik bir ve bilimsel bir yanı da var. Mesela ben önce hemen elimdeki kaynaklardan faydalandığım akademik yayınların isimlerini söyleyeceğim. Örneğin, The Effect of Powder Metallurgy Process Parameter on Mechanical Properties of Micro and Nano Iron Powder. O birinci çalışma, bu International Journal of Engineering Science and Technology dergisinde 2011 yılında yayınlanan bir çalışma. Sayfa 86-94. İkinci çalışmamsa Engineering and Applied Science Research dergisinde yayınlanmış bir çalışma. Sayfa 433-443. A Review on the Influence of Process Parameters on Powder Metallurgy Part. Bunlar hakkında bilgi verdikten sonra neyi belirleyeceğiz artık? Tabii burada şeyi de söylemeyi unuttum bu arada. Biz burada farklı bir DOE kullanacağız. Factorial altında. Şöyle göstereyim. Plankett-Berman dizaynı kullanacağız. Ben daha önce two-level factorial default generator kullanmıştım. Şimdi farklı bir yöntem kullanacağız. Daha sonra da tahmin aşamamız var. Optimization aşamamız var. En sonunda Takeuchi yöntemiyle de ulaşmak istediğimiz değerle ilgili bir çalışma yapacağız. Şimdi iki level olduğu için, bu iki level'lı, minimum ve maksimum değerleri girmeniz gerekiyor. Minimum 5, maksimum 80. Lubrication and mixture 0.4, 0.6. Pressure değerimiz 400 ila 850 MPa. Compaction temperature'ımız 100 ila 160. Bunlar da tabii ki dediğim gibi dergilerden topluyoruz, akademik yayınlardan. Burada da değerimiz 500 ila 1120. Ve sonunda keeping time'ımız da 20'ye 30. Evet arkadaşlar, şimdi DOE, Factorial Design, Crit Factorial Design, Plankett-Berman metodolojisini kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar, Plankett-Berman metodolojisi. Burada da deney sayısını gösteriyor. Bu rounds deney sayısı. Biz kaç deney kullanacağız? Biz 20'li deney kullanacağız. Niye 20'li deney kullanıyoruz? Çünkü bu malzemelerin deneysel sonuçları ile ilgili 20 deneysel sonuca ait biz akademik yayınlardan bununla ilgili sonuç elde ettik. Yani sonuçlara baktık. Dolayısıyla elimizde 24 tane çıktı olsaydı biz 24 çıktıya bakacaktık, ama 20 var elimizde. Dolayısıyla 20 sonuca bakacağız. Şuradan number of factor unuttum. 6 dememiz gerekiyor. Design'ımızı 20 tekrar diyorum. Faktörlerimizi belirliyoruz arkadaşlar. Bunları tek tek yazmamız gerekiyor. Size of Iron Powder değerimiz nedir? 5.80. Şöyle okey diyelim ve şuraya alalım çünkü şeyler gözükmüyor. İkincimiz neydi? Lubrication and mixture. Şöyle. Lubrication and mixture. Üçüncü pressure. Dördüncü cam tem picture. Center tem picture. Ve sonra da keeping time. Ben de değişkenlerime bakıyorum. Şimdi değerler aralıklarını girmem lazım. Minimum, maksimum. Bunun olayı bu. Minimum, maksimum değerlerimi girmek zorundayım. 400, 850, 100, 160, 500,
1120 ve son olarak da keeping time'ımız 20 dakika 30 dakika arkadaşlar. Option seçeneklerimiz randomize run, summary table, design table çıksın ve baktık. Evet. Şimdi sonuçlarımızı bize verdi. Evet, gördüğümüz gibi 20 kez çalıştırıldı ve 20 sonucunda gördüğümüz gibi artı eksi artı eksi artı eksi diye sıraladı. Şimdi arkadaşlar şunu sorabilirsiniz. Diyeceksiniz ki Plankett-Bormann dizaynla Taguchi dizayn arasında fark neler mesela? Bu da aslında benzer yöntemler ama şimdi şuraya bakacağız arkadaşlar. Burada 20. deneyin sonu nasıl? Pozitif bitmiş. Bir negatif var. Taguchi dizayn ise tam tersi bir sistem yapıyor. Taguchi de çünkü şey önemli arkadaşlar. Maliyet önemli. Taguchi maliyetleri düşünüyor. Bu yöntemi keşfeden Taguchi maliyetleri düşünüyor ve en az sayıda deneyi çalıştırıp bir an önce sonuca gitmek istiyor. Dolayısıyla en negatifleri yukarı hemen taşıyor. En pozitifleri de en alta taşıyor. Şey pardon, en negatifleri yukarı taşıyor. Şey ise Plankett-Bormann dizayn ise tamamen yukarı karışarak yani hem pozitif hem negatif yapıyor. Bu şekilde aralarındaki fark olduğunu söyleyebilirim. Ve Plankett-Bormann daha çok tasarımın yani deneyin olabildiğince çok olması taraftarı. Çünkü belli bir sayıda deneye ulaşmadığı sürece tutarlı sonuçlar elde etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Şimdi result kısmında akademik yayınlardan elde ettiğimiz sonuçları koyacağız. Burada uygulanan deneylere ait sonuçlar. Ben bunları not etmiştim. Şimdi onlara bakacağım. Tek tek şimdi onları yazacağız yani. Evet, şimdi şöyle bakalım. Bunun cevabı bende 89 üzerinden. Ondan sonra ikincinin cevabı bunları tek tek yazmak gerekiyor. Belli bir şey yok çünkü elimizde. Bu da 85. Arkadaşlar. Evet. Sonra bakalım. Bunun cevabı daha 62 olması gerekiyor. Orada 62 diyelim. Şimdi evet. 5.06 520. Bunun cevabı da 89. Böyle tek tek girmek gerekiyor. Çünkü bunlar sıralı halde gelmediği için deney sonuçları dolayısıyla böyle bir şey var. 80.04 sanırım şu 850. Şunun cevabı da 60
9. Evet arkadaşlar, ben birçoğunu girdim. Son birkaç tane kaldı. Onlara da şimdi gireceğiz. E20. Bunları tek tek girmemiz gerekiyor. Değerleri ona göre şeyine bakacağız. 536 ve son olarak 82. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bütün değerleri girdik. Burada ne yapacağız? Burada Design of Experiments Factorial, Analyze Factorial Design, Result sonuçlarımızı Responses olarak koyuyoruz. Onun dışında şöyle seçeneklere bakıyorum. Başka bir şey yok. Pareto analizi kullanacağız. Effect Plots. Evet. Storage, Fit, Regual, Standard Regual. Bunlar da veri şeyine yerleştirsin worksheet'imize ve sonuç geldi arkadaşlar. P değerlerimiz gördüğümüz gibi listelendi. Location in Mixer'ın etkisinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. 0.05 P değerinin düşüklüğünden, düşük olması gerektiğinden ve Recurve değerimiz de 100'e yakın olması gerekiyor. O da 88.34, gayet iyi ve kabul edilebilir bir oran. Modelin açıklamalı yüzdesi. Bu 60'ın altında olursa falan gerçekten kurduğumuz model kötüdür diyebiliriz. Ve son olarak da Pareto analizinden şöyle bir bakalım yorumlamak açısından. Gördüğümüz gibi 2.16 değerimiz burada belirlenen optimum değer. Bu değerin üzerindekiler değişkenlerin etkisi yüksek olduğunu görebiliyoruz. Burada en yüksek değişkenimiz hangisi? Bu barajı aşan B değişkenimiz, yani Lubrication in Mixture. Yani Lubrication in Mixture proses parametresi buradaki değişkenler içerisinde en yüksek modeli etkileme olasılığına sahip değişken proses parametresi diyebiliriz. Diğer değişkenlerin etkisi bu kadar değil. En azından şu barajı aşmaları gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz Pareto chart'ı üzerinden. Bununla birlikte tabii başka ne yapabiliriz? Hemen ona bakalım. Response Optimizer diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu çalışma fabrikamız var. Bu fabrikamızda belirlediğimiz bir değer var. Bu belirlediğimiz değer nedir? Örneğin %85 kalite oranında bir başarı elde etmek istiyorum. Targetim ne burada? Şöyle yazalım. Targetim ne burada? 85. Setup'a girelim. Lower rate'imiz 62 olsun. Upper rate'imiz de 89. Bunu otomatik zaten şeyi veriyor. Sistem bize veriyor. Ben 85'i hedefliyorum. 85 başarı hedefliyorum. Örnek veriyorum. Tabi bunu 90-95'te yapmak mümkün. Ama biz şu an 85 üzerinden bir analiz yapacağız arkadaşlar. Çıktığımıza bakalım. Evet, hemen şöyle pencereden büyüteyim. Bana 85'i verdi. 85'i verdi ama şöyle yorumlamamız lazım. Diyor ki size of the iron'ı 5.48, lubrication'ı 0.59, pressure'ı 848.6.88, convection temperature'ımı 159.67, sintering temperature'ımı 1120, keeping time'ımı da 29.96 yapar isem 96.55 85 başarıya ulaşacağım söyleniyor. Bu da bize Response Optimizer olarak kullandığımız bir yöntem arkadaşlar. Son olarak ben burada bir de Tagoichi yapacağım. Create Tagoichi Design diyelim. 6 faktörlü 2 level'lı bir çalışma var çünkü elimde. 12 farklı deney üzerinden ikili bir çalışma yapacağız. Faktörlerimizi tabii ki yine girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada kısaca ben size diyeyim mi? Şöyle diyeyim ya, yani yine yazalım, yani ne olacak? Tekrar yazalım. Size of iron powder. İkinci neydi? Lubrication mixture. Üçüncü neydi? Pressure'ımız.
Compaction Temperature Center Temperature ve sonra dakika times. Şimdi bunların değerleri kaldı. Bunların değerlerini girmem lazım. Size of the iron 5, boşluk 80 arkadaşlar. Mixture'ımız 0,4 ile 0,6. Pressure'ımızın minimum maksimum değerimiz neydi? 0,850, 100, 160. Center'ımız 500, 1120. Ve son olarak da keeping time'ımız 20-30 dakika arkadaşlar. Options'lar tamam ve sonuç geldi. Tabi burada result seçeneğinin biz baz alacağız. Evet. Tabi burada yine şey değerlerini girmemiz lazım. Result. Evet arkadaşlar ben tek tek girdim. Bu tek tek girme zaman aldığı için videoyu dondurdum. Devam ediyoruz. Şimdi Tabu 3 ile şöyle gelelim. Analyze Taguchi Design şeklinde bir seçeneğimiz var. Şimdi Taguchi'nin tasarımını yapacağız. Uygulama modelini kuracağız. Plankton biz zaten yaptık. İstediğimize ulaştık. Ama şimdi Taguchi yaparak farklılıklara bakacağız. Sinyal görüntü oranı, means ve standard deviation bunları ilk görelim. Bunun için yapacağımız bir şey var mı? Larger is better diyorum. Skor en yüksek, skor en iyidir. Tamam diyoruz. Okey diyoruz ve basıyoruz. Evet. Burada grafiğe bakacağız. Sinyal grafiğimize bakacağız. Gürültü grafiğimizi şöyle alıyoruz. Açıyoruz ve yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim dediğine göre sinyal görüntü oranına göre Tabu 3 model içerisinde bahsedersek diyor ki Size of Iron Powder 5 seçersen Lubrication in Mixture'ı 0,6 seçersen Pressure'ı 400 seçersen Compaction Temperature ortalamanın üzerinde 100 Sinter Temperature 1120 Keeping Time'ı da 30 seçersen en uygun ve en iyi üretim şeklini elde edersin. Dikkat ettiysen arkadaşlar Plankton Bourbon'da da mesela lubrication mixture çok önemli bir değişkendi ve 5.99 ile 85'e ulaşabiliyordu. Şu an gösterdiği rakama geç 99 diyorum pardon 0.59 99.65 falandı diye hatırlıyorum. En iyi sonuca ulaşabiliyor. Burada da gördüğümüz gibi en yüksek skoru bize 0.6 veriyor. Yani buradan şunu anlıyoruz ki iki farklı yöntem kullanmamıza rağmen sonuçlarımızda herhangi bir tutarsızlık yok. Bu da hem her iki modelin doğru olduğunu hem de kurduğumuz modelin ve seçtiğimiz değişkenlerin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. Ve bu sayede arkadaşlar istediğimiz sonucu da elde etmemiz mümkün. Şimdi bundan tabii bahsettik. Proses parametreleri gerçekten arkadaşlar uyguladığınız yöntemde üretim şeklinde çok önemli. Doğru değişkenleri seçerseniz kurduğunuz model çalışacaktır. Ama bunların yanlış parametreleri baz alıp bu parametreyle ilişkili yanlış minimum maksimum değerleri baz alırsanız hem Plankton Bourbon'da uyguladığımız model sonucunda çıktı olarak elde ettiğimiz R kare değeriniz yanlış çıkacaktır. R square diyelim. Ve bununla birlikte modelinizde de hatalar ortaya çıkacaktır. Ve hatalı oluşan değerlerle birlikte target olarak belirlediğiniz ben örnek 85 iyi bir değer. Bu tabi 95 de arttırılabilir. %5 fre olasılığı. Biliyorsunuz Six Sigma'da milyonda 3'tür mesela hata oranı gibi bir oranda belirlenebilir ve bu oranı elde etmek için de yapmamız gereken değişiklik aralıklarını rakamsal olarak bulabiliriz. Yani kısaca söylemem gerekirse videonun da sonuna geldiğimiz bu noktada 3 farklı yöntemi ben anlattım size arkadaşlar YouTube videolarında. Factorial Design, Taguchi ve Plankton Bourbon. Ama sonuç itibariyle ben Plankton Bourbon'u kullanıyorum.
Çünkü benim için maliyetten ziyade en iyi üretim şeklini, en iyi üretim değerlerini elde etmek daha önemli. Taguchi biraz da o maliyet odaklı bir çalışma içeren bir yöntem. Ama Taguchi'yi de burada kullandık ve yine sonuç olarak başarılı bir sonuç elde ettik arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ve ben bu şekilde deneysel tasarımların son videosunu da bu şekilde tamamlamış oldum. Tabii birçok Design of Experiment var. Response Surface, Mixture gibi bunların karışımıyla da Screening de aynı şekilde bir farklı yöntem. Ama en popüler yöntemleri ben size anlattım. Ve bunun sonucunda da çalışmamızda istediğimiz şeyleri elde ettik arkadaşlar. Konumuz dediğim gibi powder based üretiminde iron powder kullanıyoruz. Iron powder kullanarak olabilecek en iyi üretim şeklini, üretimsel proses parametrelerini, belirlediğimiz proses parametreleri üzerinden hedefledik ve bunu başardık. Ve doğru üretim şeklini, üretimsel parametreleri bulduk. Bunun için tabii ki bizim önder olan, bize rehber olan şeyleri de daha önce dediğim gibi söyledim. Akademik yayınlar. Bu akademik yayınlar üzerinden de bu akademik yayınların da ne kadar doğru yazıldığı ortaya çıktı arkadaşlar. Benim videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.